sessiz ol, tamam mı? Emine abla duymasın. Arabanın anahtarı nerede? Buralarda bir yerde. Buluruz şimdi. Peki sen gerçekten araba kullanmasını biliyor musun? Tabii biliyorum oğlum. Daha önce hiç kullandın mı? Kullanmadım ama teorik olarak biliyorum. Çok kolay bir şey. Bir ayağınla debriyaja basıyorsun, öbür ayağınla da gaza. Buldum. Ya polis yakalarsa? Yakalamaz, merak etme. Ben yollara baktım. Polis, polis yok. Hadi gidelim. Ben korkuyorum. Merak etme, ben yanındayım. Sen de benim yardımcı pilotum olacaksın. Haritayı aldın değil mi? Yanımda. Hadi gidelim, kızlar bizi bekliyor. Ben de çıkıyorum. Sen de gelmemi ister misin? Ay yok yok, sağ ol. Selami var başımda. Senin de sinirlerin bozulmasın. Ha, ona yardım için gelmek istiyorsan bilemiyorum tabii. Hadi geç kaldım. Hadi. Ben geldim. Emre. 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 İyi, biri kaza yaptı. Ne oldu Emine abla? Boyun pozun dermişsin Hüseyin'e mi? Yoksa Hüseyin abim yaptı o kazayı. Yok, kaza maza yapmadı. Asıl kazayı ben onunla evlenerek yaptım. Gene ne yaptı Emine abla? Daha ne yapacak? Savaş çıktı diye bütün paramı çektirtti bankadan. Ondan sonra da aldı gitti parayı. Haylar be. Ne o uşağım? Bugün çok sevinçlisin de. Ya İsmail Bey, bugün bir kupon yatırmışım. Aklın hayalin durur. Şu gördüğün kardeşin yarın kendisine köşelerden köşe beğenecek. Keşke ben de şu hatunlardan hatun beğensem var ya. Ne güzel olurdu biliyor musun uşağım? Yakışır İsmail Bey'e. Geldi. Emre neredesin sen? Her yerde seni arıyorum. Sana söyledim. Dışarıda ne biçim kaza oldu, duydun mu? Duydum. Hatta gördüm. Gördün mü? Evet. Hem de çok yakından. Nasıl yani? O kazayı yapan bendim. İnanmıyorum. Anahtarla oynarken araba çalıştı. Duvara vurdum. Bir günde iki büyük vurguna katlanamayacağım ben. Gidiyor. Bence sen kendine başka bir anne baba bul. Babam kesin seni evlatlıktan reddeder. Ne yapsa haklı. Suçluyum. Ya sen ne anlarsın ki araba kullanmaktan? Ben yandım be, mahvoldum. Bittim. Ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Ne oluyor burada? Hadi ben gidiyorum artık. İyi günler. İyi günler. Biz sana çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Evet. Söyleyin. Söyle. Sen söyle. Sen söyle. Emre arabayı vurdu anne. Hangi arabayı? Bizim arabayı. Ne? İnanmıyorum Emre sana, inanmıyorum. Anne sadece debriyaja basmayı unutmuşum. Ne diyeceğiz şimdi babana? Hı? Ben valizimi hazırlayayım. Nereye gideceksin? Gideceğim bu diğerlerden. Gerçi nereye gitsem babam bulur da. En iyisi yurt dışına gitmek. Hay Allah evladım, bilmiyor musun babanın arabasının ne kadar kıymetli olduğunu? Nasıl oynarsın anahtarlarla? Sadece anahtarla oynamadım. Alıp arabayı okula götürecektim. Ne?
Buyurun buyurun. Hiç bahsetme seni. Estağfurullah, estağfurullah. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Eşim, çocuklarım. Merhaba. Beyefendi bizim arabayı aldı da arabayı görmeye geldik. Hoş geldiniz. Hoş bir şey içer misiniz? Yo, hemen arabayı göreyim. Tamam, anahtarları alayım inelim. Nerede bu anahtarlar? Haluk, ne arıyorsun? Arabanın anahtarlarını arıyorum. Satıyor musun arabayı? Evet. Beyefendi de onu görmeye geldi dedim ya. Sen benimle biraz mutfağa gelsene. Neden? Gel gel sen gel. Neden ama? Ya gelsene. Şey biz hemen geliyoruz. Çok kısa bir konu vardı da o yüzden. Ya, dur ya. Haluk, sen bu arabayı satma hayatım. Satmayayım mı? Hı, evet. Neden? Bende hatırası var. Hatırası var. Meltem ne saçmalıyorsun sen? Hatırlıyor musun? Bir kere arabanın vitesini tutacağım diye benim elimi tutmuştun. Elini mi tutmuştum? Evet. Yok ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Kazayla falan çarpmıştır. Olsun. Gene de çok romantik. Meltem adam bekliyor. Geldim. Babacığım bu araba bizim için gerçekten çok önemli. Evet baba. Bu arabayı satmayalım. Ne? Hatırlıyor musunuz? 2 yıl önce hep beraber Altınoluk'a gitmiştik. Evet. Ne kasetler dinlemiştik. İşte kuzu kuzu geldim şarkısını bile ilk defa bu arabada dinlemiştik. Hele o güzelim koltuklarında yaptığım o güzel seyahatler. Ne olur satma arabayı hadi. Ya bu arabadan nefret eden sen değil miydi? Nefretten aşk doğarmış. Anneciğim hatırlıyor musun? Altınoluk'a giderken biz Emre ile arka koltukta nasıl uyumuştuk? Hadi canım, hiç hatırlamaz olur mu? Kardeşimle sarılıp uyumuştuk. Hatırlıyor musun? Melek gibi. Niye ağlıyorsun güzel kızım? Çok duygulandım. Ben de. Ben de. Ne oluyor ya? Kusura bakmayın Haluk Bey. Ben bu arabayı alamam. Bu arabanın sizin ailenizde çok önemli bir yeri var. Evet Haluk. Haluk Bey, bence siz bu arabayı satmayın. İyi akşamlar. Ama bir dakika. Konuşabilir miyiz? Neler olduğunu açıklamak ister misiniz? Bekliyorum. Kim konuşacak? Baba. Ben arabayı vurdum. Arabayı mı vurdun? Hangi arabayı? Bizim arabayı. Hani şu senin satmak istediğin araba var ya, onu duvara vurdum. Sana bir şey oldu mu? Hayır. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Oğlum. Araban benim için çok önemli. Biliyorum baba. Ben onu her gün yıkarım, silerim, tamirciye götürürüm, yağını değiştiririm. Evet. İçinde bir tane bile sigara içilmemiştir. Her ay otokuaförüne götürürüm. Biliyorum. Araban benim için çok değerli. Evet. En önemli sizsiniz. Bana bak. Anlıyor musun beni? Biz sana bir şey olacak diye korkarız. Arabaya değil. Ne olacak ki alt tarafı bir araba. Ama bizim için siz çok önemlisiniz.
Bundan sonra rahmetli Barış Manço'nun da dediği gibi ehliyet alana kadar direksiyon koltuğuna oturmak yok. Ne demiş rahmetli Barış Manço? Duyayım. Çocuklar arabada arkaya oturacak. Ve ıspanak yiyecek. Ben de geldim, ben de Sevin. Gel buraya. Bir daha söz veriyorum. Ehliyet almadan önce direksiyon başına geçmeyeceğim.